Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 29 Kasım günlerden Salı, haftanın ikinci işlem günündeyiz ve İş Dünyası'nda inşaat ve konut sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Güven endeksi geldi. Burada özellikle inşaatta bir yükseliş var ama hizmet sektöründe bir düşüş var. Yeni Gün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün'e ben dönmek istiyorum. Mithat Bey, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında geçmiş bir endeks, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı güven endeksi. Yani geçmiş dediğim Kasım ayında, bu ayın artık sonlarına doğru yayınladı. Geleceği gösteren bir durum. Burada özellikle inşaatta sıkıntı vardı, ancak inşaat güven endeksini de gördük aylık bazda. Şimdi inşaat sektöründe %1,2'lik Kasım'da bir nebze de olsa hareket görünüyor. Genelde inşaat sektörü 6. aydan sonra çok olumlu geçirmemişti. Şu anki durumu ben sorarak başlamak istiyorum. Yani son çeyreğin ikinci ayı nasıl geçti, ilk ve iki? Ve tabii Aralık'ta nasıl bir beklentiniz var? Bu arada düşük gelirli ve orta gelirli kişilere, tüketicilere de anladığımız kadarıyla bir yeni bir şey düşünülüyor, kampanya. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Şöyle konut konusundaki güven endeksinin artışı iyi artıdır. Ancak şu andaki tespitlerimiz ve yaşadıklarımızda yurt dışından gelenler nakit olarak ve döviz olarak vererek lüks dairelere yöneliyorlar. Ama diğer normal düz vatandaşlar diyelim ya da çoğunluğu teşkil eden vatandaşlar diyelim, bir kere bankaların belli bir limitin üstünde kredi vermemeleri hala geçerli, ama edindiğimiz izlenimlere göre yakında bu tavan kaldırılacak ve kredi verilecek konutlara. O zaman satışlarımız daha iyi olur. Yoksa dediğiniz gibi son hatta 2 aydır kıpırdanma var. Eğer krediyle desteklenirse yabancıların gelişi, bu özellikle Ruslarda oluyor, gelip biraz bir emlaka parasını yatırmak istiyor son olaylar nedeniyle. Ama ülkedeki orta sınıf vatandaşlarımıza da o imkanlar tanınırsa konutta hareket artar. Şimdi maliyet tarafına geleceğim, sonra satış ve tabii ki satış rakamlarına geleceğim, ama öncelikle maliyet kısmına gelmek istiyorum ben burada. Şimdi hazır betonda bir sıkıntı olduğu ifade edilmişti en son. Çimento fiyatlarından da bahsedilmişti. Demir çelik zaten konuşuyoruz sektörle, burada ayrı bir konu. Ama genel itibariyle geçtiğimiz yıllara göre daha rahat olmadığı da söyleniyor. Ham maddede maliyetlerin çeşitlendi ya da tam bir düzen olmadı. Şimdi bu konuda da durumunuz ne acaba? Yeni bir projeye girme aşamasında. Evet. Bir kere çelikte biraz fiyat düşmesi oldu. Son 2 ayda fiyat biraz düştü. Onu görmek lazım. Çimentoyu açıkçası bilemiyorum, şu andaki çimento hareketi nasıl. Ama bildiğim kadarıyla çimentoya talep Türkiye'de genelde azalma var. Ve nitekim neredeyse arz fazlası oluşacak gibi bir endişe var. Bu tabii iyi değil. Niye? Çünkü geçmiş yıllarda çok büyük yatırımlar yapıldı ve özellikle devlet sektörünün, devlet eliyle yapılan yatırımlar çimento konusunu canlandırdı. Yeni fabrikalar kuruldu. Fabrikalara sadece yatırım yapanlar oldu. Ama şimdi biraz duraklama var konusunda. Bu demek değildir ki önümüzdeki dönemde öyle olacak, ama şimdiki resim bu. Çelikte de düşme var, ancak bu da geçici olabilir. Onun için sorduğunuz soruya cevap vereyim. Yeni bir işe başlamak istersem açıkçası bir kere bol sermaye olması lazım ki az hareketli, az etkileneyim. O zaman sermayem yetiyorsa bana, o zaman zam geldikçe aldıklarımın farkını üstüne koyarım ve daha makul fiyatlara satarım. Yoksa astronomik rakamlar koyduğumuz zaman ne satabilirim ne de alan olur. Onun için o çok önemli. Yani önünüzü görememek çok önemli Zeliha Hanım. Göremeyince bu sefer ihtimal hesaplarına karşı tedbirli fiyatlar koyuyorsunuz. Şaşıyor bu sefer. Çok şaştıysa satış azalıyor. Eğer öbür türlüyse kar yükseliyor. Bu sefer de şikayetler oluyor. Konutçular ya da müteahhitler çok para kazanıyor. Kaybeden hesabı kimse yapmıyor. Muhtemelen onu da siz de tespit etmişsinizdir. Biz kazandığımız zaman susarız. Ama kaybettiğimiz zaman konuşuruz. Bence gerçekçi olmak lazım.
Evet, çok gerçekten açık yüreklilikle söylediniz. Genelde kazanınca susuyorsunuz. Şimdi konut fiyatlarında acaba köpük demeyelim ona. Onu söyleyen zaten Nizamettin Aşağı'ydı, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı. Daha önceki yaptığımız yayınlarda konut fiyatlarında biz sert bir artış görmüştük. Şu an hafif de olsa bir %10'luk düşüşlerden bahsediliyor açıkçası satışlarda. Fiyatları konusundaki yorumunuzu soracağım size ben. Yani konut fiyatları oturdu mu? Buralar hala dalgalı bir seyirde devam mı ediyor? Edecek mi ya da? Şimdi şöyle Zeliha Hanım, konut fiyatlarında genel olarak bir düşme oldu demek yanlış olur. Ancak alışveriş yaparken satan insana ve alıcı insanın iştahına bağlı olarak pazarlık yapılır. İndirimler yapılır. Bunu fixleyemezsiniz. %10 indirim mi, 30 indirim mi genelleyemeyiz. Konut fiyatları oturdu mu demek için piyasanın oturup oturmadığını görmek lazım. Şu anda halen piyasada istikrar yok maalesef. Bakın demir düştü ama nereye gideceğini bilemiyoruz diyorum. O anlamda piyasanın sakinleşmesi için de herkesin öngörülebilir bir projeksiyon yapabilmesi lazım. Onu göremiyoruz. Dolardan dolayı olsun, faizlerden dolayı olsun, yurt dışına gelecek paralardan dolayı olsun. Yani bir takım parametreler var. O parametreleri sağlıklı olarak ele alamazsak hiç kimsenin hesabı doğru çıkmaz. O zaman ihtimal hesapları üzerinde gideriz ki şansa oynuyoruz. Oysa bence bir müteahhit, bir iş adamı şansa oynayamaz. Bir kar marjı koyar, düşük kar marjıyla ama istikrarlı gidişi tercih eder. Sürdürülebilir karı tercih eder. Ama şu anda piyasada maalesef bunu konuşmak bile lüks kalıyor insanlara. Peki arsa tarafını da konuşmak istiyorum. Biraz önce maliyetler içerisinde saydık tabii, yani demir, çelik, çimento, hazır beton vesaire, daha bir sürü var da yani anaları saydık. Arsa konusunda özellikle İstanbul'da sıkıntılar var uzun zamandır. Şimdi siz bir projeye başladığınız zaman planlamayı başladığınızı varsayıyorum. Oransal olarak planlamayı yaptığınızda arsa ne kadar bir yeri kaplıyor burada oran olarak maliyetleriniz içinde? Yani arttı mı bu? Şöyle diyeyim, genellikle İstanbul'da ve ona benzer büyük şehirlerde ve iyi bir yerde arsa maliyet müteahhit karı oranı %50-50'dir. Fakat son zamanlarda hiç beklemediğimiz yerlerde de bu oranlar konuşulmaya başladı. Çünkü arsa değeri arttı. Ve bu spekülatif bir değerdir bence. Arsa durup dururken artıyorsa spekülatif bir değerdir. Belki arz talep de diyebiliriz. O da olabilir. Ama şu anda arsaların fiyatı çok büyük oranda artıyor. Öyle oldu tabii, bizim maliyetlerimiz de yükseliyor. Düşmesini bekler misiniz? Zannetmiyorum ama yani sorayım dedim yine de. En azından İstanbul harici. Şöyle diyeyim. Tamamen bu piyasanın stabilitesine bağlı. Ve ondan sonra tabii insanlar biliyor ki nerede ne alacak, nerede ihtiyacı var. O zaman da talep de planlanmış olur. Ama bu saatten sonra düşme derseniz, ancak dolar düşerse, faizler düşerse ona göre birazcık düşme olabilir ama çok düştükten sonra aşağı inmesi ihtimalini ben zayıf görüyorum. Öngörüme göre, yani bir hesaba dayalı değil. Çünkü bugünlerde dediğim gibi hesaba dayalı bir öngörü hesabı yapamıyorsunuz. Şimdi Mithat Bey, sizi bir iki dakika bekleteceğim. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra sizinle devam edeceğiz. Bir de tabii faizlerle beraber hem bu vadeler konusunu biraz değindiniz ama biraz daha onu açmak istiyorum. Bir ara yapalım. Aradan sonra Mithat Yeni Gün'le devam ediyoruz. Evet, Mithat Yeni Gün, Yeni Gün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ile devam ediyoruz. Şimdi Mithat Bey, hem vadelerin uzatılması gerekliliğini zaten söylüyordunuz. Bir de bunun dışında geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz faiz indiriminden geldi. Ve piyasa yansıdı mı yansımadı mı, ben bunu size sormak istiyorum. Biraz faiz hassasiyeti illaki öyle ya da böyle tüketicide var. Hem bunun etkisini hem de tabii vadeler uzadığında veya bu orta sınıfa veya alt gruba bir kampanya başladığında zaten arzı düşük olan konut piyasasında fiyatlar daha da yükselmez mi diye sormak isterim size. Bir kere şöyle, politika faizi
faizini dikkate almak yanlış olur. Şu anda politika faizi evet 9'a düşürüldü ama bankalar buna uyamıyorlar. Çünkü maliyetleri kurtarmıyor. Ama değişik isimler altında, suçlu duruma düşmemek için değişik isimler altında daha maliyetli krediler veriyorlar. Ama asıl önemlisi kredi verme konusunda da isteksizler ve imkanları daralmış durumda. Onun için gene geçen yayınımızda da konuşmuştuk hatırlarsınız. Politika faizini baz alıp onun üzerine gene konuşmak yanlış olabilir. Beklemekte fayda vardır. Bu faiz düşüklüğü de ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Maliye Bakanımızın söylediği oydu. Politika faizi düştüğü zaman yakın zamanda Aralık-Ocak'ta da dolar kuru da düşecek, döviz kuru da düşecek diyordu. Öyleyse o zaman daha bir makul yere gelebilir. Ama şimdi bence şu anda faizin düşeceğinden bahsetmek erken olur. Peki şimdi sizin 2023 ya da önümüzdeki yıllar için kendi şirketiniz adına düşündüğünüz yeni projeler, yatırımlar var mı? Bununla ilgili bütçeleme, planlama yapılıyor mu? Geçen sene bütçelemeyi çok kolay yapamadınız biliyorum. Hatta aylık bütçelerde de devamlı bütçe yapıldı, yırtıldı, atıldı, yırtıldı, atıldı. Durum ne şu an? Böyle anlatayım. Biz yeni gün olarak uzun zamandır yurt dışında iş geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bir tek büyük yallı diye bir proje var. Onda bir ortaklığımız var. Güzel bir proje yaptık. Üç ortağız. Onun dışında Türkiye'de bir faaliyetimiz yok. Yurt dışında var. Yurt dışında da aslında mesela şu anda Rusya'da şantiyelerimiz var. Afrika'da var şantiyemiz. Ve bu ülkelerde daha çok iş alabileceğimiz ümidiyle oralara mesai ayırıyoruz. Orada izin verir misiniz yurt dışına açılmışken birkaç cümle edeyim? Tabii ki. Buyurun. Yurt dışına gittiğimiz zaman da iki tane konumuz vardı. Bir tanesi işçilerin dönüşte bize açtığı davalar. İkincisi de burada ödediğimiz işçi paralarından stopaj kesilmesi. Onu Sayın Cumhurbaşkanımız ağırlığını koydu. Sanıyorum çözülecek, hakkaniyetle çözülecek. Tabii bu yüzden, o iki konu yüzünden biz 100 bin civarında işçi götürürken Türkiye'den 14 binlere düştük. Oysa yurt dışında yaptığımız iş tutarı geçen sene 21 milyar doları buldu. Ve bu rakam yükselebilir. Hele şimdi Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan'da eğer geçen döneme benzer bir sıcak bir ortam yaratılırsa ki gittikçe iyileşiyor. Henüz tam iyileşti diyemiyoruz ama müteahhitlerimizde artık temaslar geliyor. Teklif talepleri geliyor. O zaman biz bu 14 bini yükseltmeliyiz ve yükseltiriz. Neden Türkiye'den götürmek istiyoruz? Kendi işçimiz, aynı dilden konuşuyoruz. Bize bağlı insanlar ve daha randımanlı oluyorlar. Öbür türlü Hintli, Pakistanlı, Özbek ya da Tacik getiriyoruz ki bunlar da iyi insanlar ama bizim hızımıza uymuyorlar. Onun için bir kere o çok güzel oldu. Şimdi kalıyor eksiğimiz teminat mektubu. Bankalarımız teminat mektubu konusunda maalesef sıkıntıları var. Hele bir de Rusya gibi yere de Amerika'nın yaptırımı nedeniyle tedbirli davranıyorlar. O zaman tabii bir tarafımız gene sakat kalıyor. Düşünün, iş alıyoruz ve teminat mektubu bulamıyoruz. Bana göre işin aslını hallediyoruz, detayda boğuluyoruz. Umarım ki önümüzdeki birkaç ay içinde o konular da çözülür. Bu yaptırımlar kalkar, bankalar da biraz daha güçlü hale gelir ve bizi desteklerler. Biz dünyanın 130 ülkesinde şimdiye kadar gittik ve iş yaptık. Ve her yerde başarılı bulunuyoruz ve onur duyuyoruz bizimle ilgili söylenen sözlere. Yani bir tane örnek vereyim. Kamerada bir belki reklam olacak kusura bakmayın. Bir stadyum yaptık biz yeni gün olarak. O stadyum nedeniyle büyükelçimiz vedalaşacağı zaman Cumhurbaşkanı bizzat bakanına çağırıp evet. Ben Türk kupasına minnettarım bizim kupada kalmamızı o sağladı diye. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Bunu da artırmamız gerekiyor. Peki şunu soracağım yurt dışına yatırımlar derken. Şimdi Suudi Arabistan'la bir yakınlaştı. Siyasi açıdan, daha doğrusu politika açısından Türkiye, Suudi Arabistan. Geçtiğimiz günlerde yakın bir tarihte zaten görüşmelerde yapılıyor, hali hazırda. Şimdi yeni pazarlar açısından o bölge hakkında inşaat sektörü
yurt dışına iş yapan inşaat sektörü ne düşünüyor? Son olarak bunu sorayım size. Şanslar var Zeliha Hanım. Orada daha önce iş yapmış ve sonra kaba tabirle kovulmuş arkadaşlarımıza artık teklif geliyor. Çünkü onların da bize ihtiyacı var. Bir İtalyan, bir İngiliz, bir Amerikalı'ya göre biz çok daha verimli, daha ucuzuz, daha hızlı hareket ediyoruz. Ve anlayışlıyız. Düşünün bir İtalyan geldiği zaman Filik Sözleşmesi'ni koyuyor önlerine. Filik Sözleşmesi'nde zerre kadar bize zarar veremezler. Verdiği an bırakıyor işi. Biz ise idare ederiz, bakarız, ayıptır falan deyip aylarca sürünüyoruz. Sonra da maalesef ütülüyoruz. Durum o. Anladım. Vallahi çok teşekkür ediyorum Mithat Bey size. Samimiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyorum. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Geçen yanımızda PCR'ın 800'e çıktığını söylemiştim yüksek sesle. Hak yemeyip şimdi PCR 550'nin altına düştü. Onun için de inşallah daha da iyi duruma geliriz. İyi yayınlar ben diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Mithat Bey. Tekrar bekleriz diyor size. Evet efendim, Vodafone Business Cloud Day etkinliğinde teknoloji şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi. Etkinlikte bulut sistemi ve bulut iletişimi işaret ettiği yeni dünya trendleri konuşuldu. Bu haberle devam edelim. Vodafone Business Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi olan Max Teknoloji Merkezi'nde Vodafone Business Cloud Day etkinliğini gerçekleştirdi. Dayanıklı tüketim, perakende enerji, finans gibi başlıca endüstrilerde Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektöre bağlı kurumların yöneticilerinin yer aldığı etkinlikte bulut bilişim teknolojilerini ve bulut bilişimin işaret ettiği yeni dünyada trendleri konuşuldu. Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha, kamuya açık bulut hizmetleri pazarının 2023'te 600 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklendiğini söyledi. Taha, konuya Türkiye açısından baktığımızda öncelikle yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak ancak uzun vadede küresel ölçekte rekabetçi olabilecek bir bulut ekosisteminin ülkemizde oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz açıklamalarında bulundu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut sisteminin şirketlerin önemini ve yapılan çalışmaları anlattı. Bir yandan tabii ki bulut bilişim birçok teknolojinin sağlayıcısı bir teknoloji olduğu için yani IoT gibi, blockchain gibi, AI gibi birçok teknoloji aslında bulut sistemleriyle mümkün olabiliyor. Bizim de çok ciddi yatırım yaptığımız bir alan. Türkiye'de de çok ciddi fırsatlar var bulut bilişim tarafında. Bloomberg HTS'ye konuk olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan dün akşam sorularımızı yanıtladı. Asgari ücret konusundan tutun da EYT ve kıdem tazminatına hatta nitelikli insan kaynağından finansmana kadar birçok konuda görüşlerini aktardı. Devam edelim. Bloomberg HT'ye konuşan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin artık maddi olmayan konulara yatırım yapması gerektiğini söyledi. Turan, insan, araştırma geliştirme, kurum ve kurallara yatırım yaparak kişi başı 30 bin dolar milli gelire çıkılabileceğini anlattı. Turan, sanayide öne çıkan sorunların katma değer, Ar-Ge, inovasyon, nitelikli insan kaynağı, ana eleman ve finansmana erişim olduğunu vurguladı. Reel sektörün EYT sürecini nitelikli insan kaynağını kaybetmeden geçirmesi gerektiğini kaydeden Turan, Türkiye'nin bilişim teknolojisinde çalışacak 600 bin kişiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Rekabette en önemli şey nitelikli insan kaynağıdır. Yani şöyle bir şey vardır, fikir vardır. Bir iş yapmak istiyorsanız önce bir vizyon lazım, fikir lazım, sonra finansman lazım, sonra da insan kaynağı lazımdır. Bana göre insan kaynağı en başta. Nitelikli insan kaynağını bulan şirketler önümüzdeki süreçte daha rekabetçi olacak ki bu daha da net görüyoruz. Hiçbir işveren çalışanını kaybetmek istemez. Ve bunu da bir şekilde enflasyonla karşı da korumak zorunda. Rakam veremem ama tabii günün koşullarına göre gene Aralık sonunda makul bir düzenlemenin yapılacağını tahmin ediyorum. Enflasyona paralel bir düzenleme bekliyorsunuz. İnanın. Enflasyonun bir çatı üstünde olabilir. Yani refah payı da olabilir. Der. TÜSİAD Başkanı Turan, ihracatçının parite etkisinden ötürü zorlandığını ifade etti. Değersiz TL ve ucuz iş gücüyle rekabetçi olunamayacağını anlattı. Turan, şirketlerin iş gücü ve enerji verimliliğini artırması, bunun yanında enerji maliyetlerinin dengelenmesi gerektiğini söyledi. Bizim örneğin bir doğalgaz tüketicisi, sanayicinin doğalgaz tüketimi çok yüksekse onun bir birim fiyatı daha yüksek. Az tüketiyorsa daha az.
Bunun bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Fazla tüketenin fazla ödememesi gerekir. En azından şöyle düşünün, siz bir alışveriş yaptığınızda çok alırsanız daha çok iskont alırsınız değil mi? Öyle. Çok alırsanız birim fiyatı artmaz. Az alırsanız birim fiyatı yüksek olur. Bunun dengelenmesi gerekir diye düşünüyorum. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacının arttığını, reel sektörün krediye rahat ulaşamadığını aktardı. Reel sektörün rahatlıkla finansmana erişim imkanlarının olması, hayatını idame ettirmesi ve yatırım açısından da tartışmasız. Damarlarımızdaki kan, finansman bizim. O anlamda finansman erişim son dönemde özellikle ihracatçı firmaların dışında çok kolay değil. Maliyetleri şirketlere göre de bazen değişiyor ama tüketici kredilerinde herhangi bir fren söz konusu değil. Yani bugün tüketici kredilerinde istediğiniz zaman kullanmak isterseniz kullanabiliyorsunuz ama ticari kredilerde erişimi keşke söyleseydim. Geçen sene 100 bin dolarla dönen bir şirket bugün 200-300 bin dolar ihtiyacı var. Bunun da doğal olarak bankalardaki limitin artması lazım. Hayatını devam ettirebilmesi için. Bırakın yatırım yapmayı. Bugün yatırım kredilerine ulaşmak ve uzun vadeli kredi almak çok kolay değil. Orhan Turan, TÜSİAD'ın dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü önemsediğini ve bu konuda iş dünyasına rehberlik etmeye çalıştığını belirtti. Ekonomide bu yıl %5, gelecek yıl %3 büyüme öngördüklerini kaydetti. Borsa kapandı. 4962 seviyesini gördü. Dördü en yüksek seviye sadece 5000 puandan 12 puan altında. 4988 gördü en yüksek seviye. %0.8 primi var bu noktada. İlk 5'e bakıyorum ben. Değer kazananlarda gübre fabrikaları, Eczacıbaşı İlaç ve Smart Güneş Enerji. En fazla değer kaybedenlerde ise Kontrolmatik, Türkiye Şişe Cam ve Odaş Elektriği görüyorum. Şimdi Ercan Göçmen'e hemen döneceğim. Şimdi bakıyoruz 5000'e 12 puan kalmış sadece. Gördüğün yüksek seviye olarak söylüyorum. Hacim nasıldı? Günü nasıl tamamladık? Evet, yani aslında son birkaç gündür 4850 ile 4950 arasında gidip geliyoruz. Yani son 5 gündeki hareketlere baktığınız zaman hep bu aralık. Aslında gün içi az önce senin de belirttiğin gibi dalgalanma boyutları yüksek. Bugün daha düşük seviyeleri de gördük. 4830'lara kadar geri çekildi neredeyse endeks ama sonra öğleden sonra toparlandı. Hacim son günlerde düşmeye başladı. Geldiğimiz 5000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Endeks buraya geçmek için mutlaka bir beklenti yaratılması lazım. Şu ana kadar da Türk Hava Yolları mesela bugünkü yükselişi tetikleyen hisse oldu ama son zamanlarda endeksi sürükleyecek hisse bulmakta biraz da zorlanıyor piyasa. Biz onu görebiliyoruz. Bugünkü yükselişin bir kısım nedeni de yarın sonlanacak vade de olabilir. Dolayısıyla 1 Aralık'tan itibaren biraz daha normal bir piyasaya dönme ihtimalimiz var. Şu anda yükselen bir trendin içinde olduğumuz çok net. Dolayısıyla 4850 seviyesi gibi bu destekler aşağı kırılmadan hisse endeksinin, BIST 100 endeksinin düzeltme yapma ihtimali biraz zor gözüküyor. Global tarafa baktığımız zaman haftaya satış baskısıyla başladık. Dün Amerika piyasaları %1,5 civarında değer kaybetti. Bugün de yatay bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Dünkü değer kaybının temel nedeni olarak Çin'deki protestolar da gösterilebilir. Faizlerdeki belirsizlik de gösterilebilir. Evet, Çin mesela bugün toparladı. Çin %2, Hong Kong %5 yaptı. Ama orada Çin'de duyulan endişe kısmen mesela Apple hisseleri dün %2,6 değer kaybetti. Bugün %0,5 ekside. Çin'deki protestoların Apple'ın üretim yerine çok yakın olması gibi mikro bazlı bir etki olduğunu görüyoruz. Ama şunu söyleyelim. Çin'deki protesto işi büyür ve tedarik zincirini olumsuz yönde etkileyecek bir boyuta ulaşırsa bunu global ölçekte hissederiz. Bundan kaçış olmadığını düşünüyoruz. Faiz tarafında da bir belirsizlik oldu, çok net. Mesela dün Bullard'ın açıklamaları da ilginç. Piyasa şu anda 2023 için %5 ile 5.25 arasındaki zirveye oturmuş durumda. Yani bunun daha üstü konuşulmuyor. 5.50 diyenlerin sayısı anketlerde %5 civarında ancak çıkıyor.
Ama dün Bullard bunu biraz tersleyecek bir açıklama yaptı. Geçen hafta da hatırlayacak olursanız Fed Başkanı Powell da benzer bir açıklama yapmış oldu. Dolayısıyla biz eğer bu yönde açıklamalar devam eder ya da mesela Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların 5.25'te tavanlanmış olan beklentisini daha yukarı 5.50-5.75 gibi bir seviyeye ötelerse hisse piyasasında, global hisse piyasasında bir satış baskısı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bunun da ilk etkisi şüphesiz Amerika 10 yıllıklarında olur. Bir ölçek olarak şunu söyleyebiliriz. 3.80'e kadar Amerikan 10 yıllıklarındaki çıkışını olağan karşılamak lazım ama 3.80'in üzerindeki bir Amerikan 10 yıllıkları piyasaları rahatsız eder. Bu rahatsız etmeyi de nereden görürüz diyecek olursanız Standard & Poor's 500 endeksi için 3900 güzel bir destek. Bu desteğe kadar geriye çekilebiliriz. 4040 hatırlayacak olursanız Standard & Poor's'da 200 günlük hareketli ortalama direnciydi. Burayı test ettik, geri çekildik. Eğer 3900'e kadar geri çekilir ya da 3950 bilemiyorum. Bu seviyeden toparlanırsa tekrar 200 günlük ortalama direncinin kırma potansiyelini kuruz ama 3900'ün altı piyasalarda yeni bir satış baskısına neden olabilir. Ve böyle bir satış baskısından da global piyasalar olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Ercan verdiğin bilgiler için. Tekrar hatırlatalım. Borsa İstanbul 4962 seviyesinden kapanış yaptı. 41 hisse senedi değer kazandı. 57 tanesi değer kaybetti. Bir tanesinde de değişim yok. Kapatıyoruz. 19'da karşınızdayım.